Kudüs insanlık tarihiyle yaşıt bir şehir. Yani e, üç semavi dini birden ağırlamış, asırlara meydan okuyan taş mabetlerinde, camilerde ezan sesleri, kiliselerde çan sesleri, sinog sinagoglarda da hazdan sesleri evet. hiç eksik olmamış. Yani Müslümanların idaresi altında Kudüs barış şehridir. Hatta e, bizde mesela e, ardı Mukaddes, Kudüs e, mubarek belde işte e, Hristiyanlar ona Yerusallam, e, Yahudiler de e, Yaruş diyorlar yani barış yurdu. Evet. O açıdan e, yani İslam'ın müminlerin Müslümanların hakim olduğu dönemde e, herkes hoşgörü çerçevesinde güven ve huzur içerisinde hiç kimse kimsenin ibadetine, vicdan Hı -hı. hürriyetine karışmadan barış içerisinde asırlar boyu e, yaşamış e, bir şehir. Evet. Hatta Nuri Pakdil de rahmetle şunu söylüyor, Kudüs anadır diyor. Hı -hı. Yani e, nasıl ki e, ana kokusu ve varlığı insana nasıl can veriyorsa, yani özgür bir Kudüs bize can veriyor. O Hı -hı. açıdan e, eğer ilk kıblemiz olan Kudüs esir ise, aslında hiçbir Müslüman özgür, özgür değildir. Kudüs'ün özgürleşmesi konusunda e, tüm dünya Müslümanlara çok büyük görevler düşüyor. İnşallah e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, müjdesine mazhar olma niyetiyle Kudüs'ün özgürleşmesi konusunda Rabbim hepimize gayret versin inşallah. i̇nşallah.